Salih? Salih? Salih! İyi misin? İyiyim. Oğlum kapıdan duman çıkıyordu biraz önce. Ne? Ne dumanı oğlum? Yanlış görmüşsündür ya. İyi misin sen? İyi miyim? Kusura bakma ya. Yat hadi sen yat. Günaydın. Günaydın. Versene. Salih. İyisin değil mi? İyiyim abi, ne oldu? Oğlum ne bileyim, gece kapıdan falan duman çıktı ya, korktum ben de. Oğlum ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya, ne dumanı? Oğlum yalan mı söyleyeceğim, duman çıkıyordu işte kapıdan, gördüm. Emre, iyi misin sen oğlum, kafaya mı yedin? Yanlış gördüm herhalde. Okula gideceksen şu notlara baksana benim. Oğlum hiç uğraştırma beni ya. Hiç içimden gelmiyor. Oğlum baksana ne olacak ya? Ben bugün evdeyim abi. İyi tamam, ben gider bakarım. Ne oldu lan, korktun mu? Korktum tabii. Oğlum niye dikiliyorsun arkanda sen? Kusura bakma. Yatarken ışığı da kapatma. Tamam. Görüşürüz. Hadi eyvallah.
Hastaneye girdin lan. Ne odası? Odama niye girdin? Mal mısın oğlum? Girmedim senin odana falan. Görmüyor musun? Yeni geldim zaten. Bana yalan söyleme. Bağırma, bağırma bana. Emrah. Biliyorum. Bana söylediler. Neyi söyledi? Kim söyledi? Salih, iyi misin sen? Bir daha olursa çok pişman olursun. Benimle uğraşma. Salih! Salih! Ne var oğlum sabah sabah? Ne istiyorsun lan sen benden? Amacın ne lan senin? Ne oldu lan? Manyak mısın sen? İkide bir kapıma dayanıyorsun. Gece kapına geldim. Niye açmadın lan kapını? İyi de duymadım ki. Duymadın. Duymadın lan. Duymadıysan bu ne lan? He? Duymadıysan bu ne? Bu ne lan duymadıysan? Ne duymadıysan bu ne?
Salih. Evet. Vaktin varsa biraz konuşalım kardeşim. İki tek atıp biraz konuşalım mı? Bir şey diyeceğim sana. Benim? Tamam. Hadi gel. Öncelikle... özür dilerim. Harbiden. Biliyorum. Yanlış bir şey yaptım. Odana girdim. Sen çok kızdın ki haklısın. Ama ben senin için endişelendim mi oğlum? Yani tekrar tekrar özür diliyorum senden. Sen benim için değil. Kendin için endişelen. Merak ediyorsun değil mi? Mumlar. Yüzükler. Kabuslar. Dumanlar. Merak ediyorsun değil mi? Gel. Gel. Gözleri yoktu. Hayır, aynı yüzük. Onlar ne istediyse onu görmüşsündür. Kimler? Onlar. Salih, bak beni bunlarla korkutamazsın. Korkutmak istemiyorum. Yardım etmek istiyorum. Ne yardımı lan? Emre. Seni istiyorlar. Her şeyin sebebi bu. Kim bunlar oğlum? Bak. Her şeyi anlatırım. Eğer... eğer ne? Eğer sen de bize katılırsan. Hasta mısın lan sen? Siz kimsiniz lan? Kayyum, Menik, Merhub, Tekel, Asraf. Ne bunlar? Cin. İblisin cinleri. Mumlar, ahir zamanda onlarla iletişime geçme aracıymış. Sakın. Sakın aklından geçeni yapma. Neyi? Sureye de ayet okunmayı.
Her şeyi göstereceğim. Sadece sabret ve bekle. Işığı söndür. Hiçbir şey düşünme ve asla konuşma. Allahümme ya kavi, halele yu ve minne yine ve rahmet. El-Kadiri min muhtari. El-Kudreti min nahat. Hecreti min demiştim. Sus! Oğlum biz ne yapıyoruz burada? Sen istedin. Lan neyi ben istedim? Sen yapıyorsun işte. Emrah! Sana sordum. Sen ne kabul ettin? Salih, ben bu evden gidiyorum. Ben burada artık kalamam ama. Emrah! Emrah! Alo. Baba, ben eve geliyorum. Tamam tamam, dedemlere gelirim. Hadi görüşürüz. Emrah oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Geç oğlum, geç. Emrah. Geldin yavrum. Hoş bulduk. Emrah, oğlum hoş geldin. Hoş geldin de... Ya hayırdır böyle birdenbire apar topar, niye geldin? Bir şey mi oldu? Emrah, evladım, bir sıkıntın mı var? Yok bir şey dedi ya. Yorgunum sadece, bir şey yok yani. Yok yok. Var sende bir şey oğlum. Hadi anlat bize. Sürekli kabus görüyorum anne. Her gece. Uyuyamıyorum. Sesler duyuyorum böyle sürekli. Kapılar falan kapanıyor. Kendinden. Ne bileyim, hayal mi gördüm, gerçek mi bilemiyorum ya. Delireceğim, zaten yakın olacak. Nasıl söz yavrum? Tamam oğlum, tamam. Yarın şu bizim hocaya bir gideriz.
Bakalım ne yapmak lazımmış. Muska falan yazar. Azıcık okuyup üfler. Oğlum, bu işler hacıyla, hocayla, muskayla olacak işler değil. Sizin yapacağınız tek bir şey var. O da Allah'a sığınıp ondan yardım istemek. Deden doğru söylüyor yavrum, doğru söylüyor. Emrah oğlum, iyi misin? Yine kabus gördüm. Tamam oğlum, tamam. Yarın beraber hocaya gideceğiz erkenden. Hadi uyumaya çalış. Dede, ben öğüt möğüt istemiyorum. Bana öğüt verme. Ne olur bana öğüt verme ya. Öğüt verme bana. Bana öyle bakmayın. Bakmayın. Bana niye öyle bakıyorsunuz ya? Bana niye öyle bakıyorsunuz? Sakin ol oğlum. Otur bakayım, otur. Emrah. Emrah. Oğlum. Bak, sen ne dersen de benim biricik torunumsun. Canımsın, ciğerimsin. Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden gelirsin. Bakırcı Mehmet'e mi götürsek acaba ha? Oğlum, Allah'tan başkasından medet ummak günahtır. Bakırcı Mehmet kim? Bu işlerden anlayan birisiymiş. Öyle duyduk. Komşu köyden. Bir sürü insanın derdine çare olmuş. Gitmem Bakırcı'ya falan.
Selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Oturun. Elini uzat. Bu mühürü yanından ayırmayacakmışsın. Bakırcı öyle tembihledi. Oğlum, benim söylediklerimi neden dinlemiyorsunuz siz ha? Allah aşkına bırakın şu muskayı mühürü. Bana bak, günaha giriyorsunuz ha. Baba müsaadenizle biz gidelim artık. Ya böyle aceleyle nereye? Ya gidelim işte, size de yeterince rahatsızlık verdik zaten. Peki, nasıl isterseniz. Thank you.
Emrah. Oğlum. Tamam, sakin ol. Oğlum. Tamam, sakin ol. Tamam, yemin ediyorum. Ben yemin ediyorum. Anne, ben yemin ediyorum. Ben öldürürüm. Tamam, sakin ol. Sakin ol oğlum. Emrah, mühür nerede? Araba kaldı, arabada kaldı. Ya yanından ayırma demiştim sana. Ben de aşağıneyim. Oğlum şu evde neler oldu anlatsana ama. Bir şey olmadı baba. Salih evde kendi kendine konuşurken bulmuşlar. Tuhaf hareketler yapıyormuş. Komşular akıl hastanesine kaldırmışlar. Baba benim acil Salih ile görüşmem lazım. Baba biz biraz yalnız konuşalım mı? Şu halimize bak ya. Nereden nereye? Ne istedin lan benden? Ne istedin? Ne yaptım ben sana? Hı? Ne yaptım da ben sana şu duruma düştük ya? Keşke seni hiç tanımasaydım Salih. Benim artık zamanım yok. Benim için gelecekler. Artık seni kurtarmamız gerek. Emre. Eve git. Yüzüğü al. Benim resmimi sök ve yak. Sonra kendi resmini koy. Bir de orada kitap olacak. Oradaki şekilleri bir kağıda yaz. Gece saat kaçta kabusları görüyorsan o saatte yak. Yakarken de oradaki duaları oku. Her yaktığın kağıt için 9 kere oku. Bunları yapınca ne olacak? Kabuslardan kurtulmak istiyor musun? Yap. Baba Salih'in odasına da eşyalarım var, onları da alayım ben. Hadi.
yandan. Yanında mı? Yanımda. İblisin ifritlerini musallat etmeye çalışmışlar. Ama başaramamışlar. Ancak sen bir çocuk öldürmüşsün. İyi de ben bir çocuğu nasıl öldürebilirim ki? Evladım. Onları öldürmek bir insanı öldürmek gibi değildir. Hiçbir külün üzerine birden su döktün mü? Ya da bir ateşi suyla söndürdün mü? Hayır. İblisin nesli çok şerlidir. İntikamları kötü olur. Ya onlar seni alır, ya sen onları alırsın. Evet. Şeytan. Allah katından kovulmadan önce göklerde ve yerde pek muteberdi. Kovulduktan sonra bütün amacı insanı Allah yolundan saptırmak oldu. İnsanla oyunlar oynar. Kötüyü iyi, yanlışı doğru göstermeye çalışır. Nefsini ayaklandırır. Vesvese verir. Yanlışa davet eder, eğlenir. Bunu yanından hiç ayırma. Sakın ola aynalara ve yansıtıcı yüzeylere fazla bakma. Yattığın yerde fazla resim bulundurma. Tek başına ıssız yerlerden geçme, kalma. Küllerden de uzak dur. Okuduğum bu ekmeği ve tuzu ye, suyu da iç.
oldu? Ne yaptınız? Merhabalar.
Merhaba. Buyurun. Ya usta ben sana bir şey soracağım da. Burada ne yazıyor tam olarak? Bir bakalım. Azazil yazıyor bunda. Eyvallah. Bakırcı'ya gitmemiz lazım. Neden daha önce getirmedin? Ne? Mührü Süleyman yüzüğünü. Anlamadım. Cebindeki yüzük. Gösterme bak. Onlarla iletişime geçtin mi? Sana verdiğim yazıyı üstünde taşıyor musun? Onun yerine bunu taşıyorsun. Sen ne durumda olduğunun farkında mısın? Yüzüme bak! Ne halde olduğunu biliyor musun? Yüzüne bak onun. Bak! Bak! Sor bakalım babana. Bu odada kaç kişiymişiz? Baba, bu odada kaç kişiyiz? Ne demek kaç kişiyiz Emre? Kaç kişiyiz bu odada? 3 kişiyiz oğlum. Sadece durumunun farkında olman için yaptım. İşte senin durumun budur. O yüzük iblisin alemine girme yüzüğü. Peşindekiler çok güçlü. Şu anda kapının dışında seni bekliyorlar. Her neredeysen hep yanındalar. Lakin bu eve benim yanıma giremezler. Üç gün benim yanımda kal. Benim ekmeğimi ye. Benim suyumu iç. Peki ya ailem? Sen bizi merak etme oğlum. Ben 3 gün sonra gelip seni alırım.
burada yatacaksın. Lakız başında bekleyecek. Merak etme. Onların içeri girmesine izin vermez. Aldılar.
Bunu istiyorlar. Bunun peşindeler. Evi mühürledim. İçeri giremezler. Ama biz de sabaha kadar dışarı çıkamayız. Aradığımı bulmaya. Her şeyi anlatmadan bir yere gidemezsin. Tamam. Odaya geçelim. Nurdan. Nurdan? Nerede şimdi? Lan ne bileyim ben nerede şimdi? Sen bana bunu niye soruyorsun? Kızı o halde bıraktın ha. Sana ne lan? Sana ne? Hem biz o meseleyi hallettik. Sen öyle san. Ne oldu Nurdan'a, bir şey mi oldu? O günden sonra hiç görmedim. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi her şeyin Nurdan için mi? Salih. Nefret ettim lan senden. Kızı hiç arayıp sormadın. O günden sonra tek bir kez aramadın. Senin yüzünden okulu bıraktı lan. Defalarca evimize geldi. Kapıya dayandı, yalvardı sana. Hiçbir şey yapmadın Emrah. Hiçbir şey. Thank you.
ne yapacağım şimdi ben? Ece'yi hatırlıyor musun? Evet. Bana Ece öğretti bu işi. Önce kendi kendimizi eğlence için yapıyorduk. Sonra beni amcasıyla tanıştırdı. Adam bu işin ilmini yapmış. Ama iyi şeyler için kullanmıyor. Hatta bana yüzükle kitabı veren de o. Bununla her şeyi elde edersin dedi bana. Oğlum uyuyamıyorum artık lan. Her gece kabus görüyorum. Nasıl kurtulacağım ben bundan? Salih. Tek bir çare var. القادر بقدرته الرحمات برحمته قال إفراط من الجن وقال yakalım bitsin artık. Yakarak kurtulacağını mı sanıyorsun? Emin olmak için tekrar çağırmamız gerek. Gelmezlerse kurtulmuşuz demektir. Madem sen beceremiyorsun, o zaman senden daha iyi yapan birine gidelim. (Gülüyor)
Emrah. Kitap bizde. Her şey biz yapabiliriz. Salih. Senin gözün bu kitapta. Ben çok iyi biliyorum. Senin niyetin başka. Birisi var. Yarın kitapla ona gideceğiz. Nereden buldunuz o kitabı? Bir tanıdığı vermiş. Nabat Mührü. İblisin emrinde çöllerde yaşayan insanlar. Bu kitap çok eski ve çok şerli. Kitabı veren karşılığında ne istedi senden? Hiç kullandınız mı? Evet. İçine bakmayacak mısınız? Bakacağım. Bakacağım. Kimlerin hizmetindesin? Kimlerin hizmetindesin? Men Rabbuke! Men Rabbuke! Ne oluyor? Eyne huve! Eyne huve! Kapıda mı? Kapıda mı? Nerede? Eyne huve! Eyne huve! Nerede? Nerede? Min eyne ente? Eyne huve! Min ayna ente?
anlaşma yapmış. Anlaşma yapmış. Gözünü nasıl bir hırs, nasıl bir şer büyütürse kendini mühürletmiş. Bu kitaba sahip olan ilminin dışında iblisin şerrine de ortak olur. Kitap hayırlı şeyler öğretmez. Büyük belalara sürükler insanı. Peki Salih ne olacak şimdi? İnsan Allah'tan başka varlıkları çağırıp onlara dua ederse bu şeytanın tuzağına düşmek olur. Bunu yapanlar şeytanın şerrine uğramış ve istediklerini yapmışlardır. Şeytandan korunmak için ne kadar dua ederlerse etsinler, onun şerrinden kurtulamazlar. Arkadaşın hiçbir yere gidemez artık. İblis onun peşini bırakmaz. Hadi, gel benimle. Vakit geldi. İçeride kullanacağımızın dışında hiç malzeme kalmamalı. Her şeyi toplayıp benim odama koyacaksınız. Sen de içeride su kaynat. Sonra sana vereceğim yazılı kağıtları da o suyun içine karıştır. Sen de köye gidip evlerden 5 tane ayna bul, hemen buraya getir. Eğer kapılarını açmazlarsa onlara ene bene Adem de. O zaman açarlar. Bakırcı Mehmet gönderdi beni. Ena beni Adem. Ena beni Adem. Gel de aynaları ver bana. Aynalar orada.
Kan. Ya Velhan, ya Zelenbur, ya Vesnan, ya Betr, ya Methun, ya Ebyaz. Senin yüzünden. Ne benim? Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Oyun mu oynuyorsun kızım sen benimle? Hı? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Emrah. Hı? Karışma sen. Çek elini çek, elini çek, elini çek. Dokunma bana. Dokunma. Emrah. Bana bak, bana bak. Bana bak! Sikret! Ne yapıyorsun oğlum sen? Karışma lan sen. Karışma! Karışma, sen karışma. Sen karışma. Thank you.
buradan? Bebeğim niye ağlıyorsun? Neden yaptın? Ne neden? Neden yaptın? Neyi neden yaptın? Bunu bize niye yaptın? Bebeğim neyi yaptım? Buradan bir şey mi oldu? Emrah git başımdan! Git. Git. Git artık git. Git. Ve alemlerin Rabbi Azazil'e sordu. Ey iblis! Benim yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir? Büyüklendin mi? Yoksa yükseklerde olanlardan mı oldun? Ve ben... Allah'ın değerlisi... Azizi Azazil cevap verdim. Ben sana onlardan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onları balçıktan yarattın. Topraktan yarattığına secde etmem. Balçıksınız. Topraksınız. Acizsiniz. Zayıfsınız. Ateşten yaratılanın yanında bir hiçsiniz. Ey alemlerin Rabbi, ey yüce Yaradan, Ya Rahman, Ya Rahim, gör işte Adem'in nesli, işte bana tercih ettiğin yeryüzünün halifesi. Bahsettiğiniz köy bu köy değil mi? Evet. Bu köy. Bu köy yaklaşık 30 yıldır boş. Terk edilmiş durumda. Siz emin misiniz burası olduğuna? Defalarca geldik buraya. Komutanım. Emrah. Emrah. Tamam oğlum. Emrah. Emrah. Tamam. Emrah. Emrah iyi misin? Emrah.